Ekranda bir sürü matris görüyorsunuz. Örneğin A matrisi bir M çarpı N matrisi. N tane sütunu ve M tane de satırı var. İşimize yarayabileceğini düşündüğümden hemen şuraya da bir eleman ekleyeyim. J sütununda ve M satırında olduğumuz için bu eleman A alt indis M J elemanı olacak değil mi? B matrisi de A'ya benzer bir şekilde tanımlanmış ama B bir M çarpı N türünden değil, N çarpı M türünden matris. Benzer şekilde işimize yarayacağı için buraya da bir eleman ekleyeceğim. N satırı ve J sütununda olduğumuz için eleman B alt indis N J olacak. Buna ek olarak ekranda bu matrislerin bir de transpozeleri yani devrikleri var. Örneğin B'nin devriğine bakacak olursak B bir N çarpı M matrisiydi. Bu durumda devriği bir M çarpı N matrisi olur. Satırları sütunları haline gelir. Aynı şey A'nın devriği için de geçerlidir. A bir M çarpı N matrisiydi. Devriği de bir N çarpı M matrisi olur burada da satırlar sütun haline gelir anlaştık mı şimdi iki tane yeni matris tanımlayacağım bunlardan biri C matrisi olsun şuraya yazayım bu videoda ekranı tutumlu kullanmam gerekecek evet C matrisi A ve B matrislerinin çarpımı olsun. Buna göre bana C'nin boyutlarının ne olacağını söyleyebilir misiniz? M çarpı N matrisi ile N çarpı M matrisinin çarpılabilmesi için bunların eşit olması gerekir ve sonuç bir M çarpı M matrisi olur değil mi? Bir matris daha tanımlayacağımızı söylemiştim. Bu da B'nin devriği ile A'nın devriğinin çarpımı olan D matrisi olsun. Bunun boyutları da aynı olacak çünkü bu da bir M çarpı N ile N çarpı M matrisinin çarpımı. Çarpımı alabilmemiz için gerekli olan koşulu yani bunların eşit olmaları koşulunu sağladığımıza göre D de bir M çarpı M matrisi olur. Şimdi C'nin elemanları hakkında biraz düşünelim. C'yi şuraya yazalım elemanları C11, C22, C12 ve buradaki de C1M olacak. Bu bir M çarpı M matrisi olduğuna göre buradaki elemanın da C, M, M, olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet, elemanların neler olacağını bildiğinizi düşünüyorum. Merak ettiğim şey ise belirli bir elemanın yani mesela C, I, J'nin ne olduğunu nasıl bulabileceğimiz. C'nin A ve B'nin çarpımı olarak tanımlandığını biliyoruz. Bu yüzden de C'nin belirli bir elemanının, bunu daha önce görmüştük, evet. Evet, C'nin belirli bir elemanının yani C, I, J'nin A'daki A'daki i satırıyla B'deki j sütununun nokta çarpımı olduğunu hatırlayacaksınız. Evet, işte böyle. Peki, buradan ne elde ederiz? A i 1 çarpı B 1 j artı A i 2 çarpı B 2 j. Bu şekilde devam edip son terime yani a i n çarpı b n j'ye geleceğiz tamam mı? Gelin bir de bir de d'yi inceleyelim. Bakalım d'nin elemanları nasıl olacak? D içinde d 1 1 d 1 2 pardon pardon d 1 2 ile başlayıp bu satırı d 1 m ile bitireceğiz. Evet. Buradaki de d m m olacak ama yine yani az önceki gibi belirli bir elemanın ne olduğunu merak ediyorsak ki ediyoruz diyelim ki d j i'nin ne olduğunu bulmak istiyoruz D, J, I. Evet. D'nin belirli bir elemanını, J sütunu ve I satırını temsil edebilecek genel bir ifade arıyorum. Harfleri biraz değişik bir biçimde kullandık ama sorun değil. Bunların ilkinin D'nin satırı, ikincisinin de D'nin sütunu olduğunu biliyoruz. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Bir kere daha yazayım. D, J, I. D bu ikisinin çarpımı olduğuna göre J satırı ve I sütunundaki elemanı elde etmek için buradaki J satırı ile, işaretleyeyim, işte buradaki J satırı ile A'nın I sütununun nokta çarpımını almamız lazım. O da burada. Evet, bu ikisinin nokta çarpımını alacağız. Bu aşamada sizin de gözünüze ilginç bir şey çarpmış olabilir. Bunların devriklerini aldığımız için bunun bununla, bunun da bununla aynı olduğunu fark ettiniz değil mi? Yine de yazmak istiyorum. Bir bakalım bu nokta çarpımı neye eşit olacak? B1j, şu şekilde yazayım. B1j çarpı ai1. Bunu ai1 çarpı b1j olarak da yazabilirim artı B2C çarpı AI2 ya da AI2 çarpı B2C artı bu şekilde devam edip BNJ çarpı AIN'ye ya da a iğne çarpı b n geleceğiz ve şimdi bunların eşit olduklarını daha açık görüyorsunuz değil mi? Evet, d j i c i eşit. Hemen not edelim. D ya da C I C D J I. Bunu C'nin I satırı ve J sütunundaki tüm elemanlar D'nin J satırı ve I sütunundaki elemanlarla aynıdır olarak da yorumlayabiliriz ve bu tüm elemanlar için doğru. Elimden geldiği kadar genel ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Peki ee, sizce bu ne anlama geliyor olabilir? Bu devriğin tanımıdır öyle değil mi? Yani C'nin devri D'ye eşittir ya da C D'nin devriğine. Evet. Bunun son derece ilginç bir çıkarım olduğunun farkındasınız değil mi? Neden diye soracak olursanız bunları nasıl tanımladığımızı aklınıza getirmenizi istiyorum. C matrisinin A ve B'nin çarpımına D'nin de B'nin devriği ile A'nın devriğinin çarpımına eşit olduğunu söylemiştik. Bu tanımları buraya da evet yazmıştım, işte buradalar. Az önce de D'nin C'nin devriğine eşit olduğunu bulduk. Bu durumda C'nin devriği yani A çarpı B'nin devriği de D'ye yani B'nin devriği çarpı A'nın devriğine eşittir. Ne kadar da net bir çıkarım öyle değil mi? İki matrisin çarpımını alıp çarpımın devrini bulduğumda matrislerin sıralarını değiştirip devriklerini bulup çarpımlarını elde ediyorum. B'nin devri çarpı A'nın devri. Çok faydalı bir çıkarım ve bunu çarpımını aldığınız istediğiniz sayıda matrise de uyarlayabilirsiniz. Bunun ispatını yapmayacağım ama ne demek istediğimi şöyle ifade edeyim. Mesela A matrisi ya da farklı harfler kullanalım. X Y Z evet bunların çarpımını alıp devrini bulduğunuzda Z'nin devri çarpı Y'nin devri çarpı X'in devrini Elde edersiniz. Az önce de dediğim gibi, bunun ispatını yapmayacağım ama bunun 4, 5 ya da en tane matrisin çarpımını aldığınızda da işe yarayacağını söyleyebilirim. Bu arada bahsettiğim ispatı, bu videodaki ispat yani iki matrisin çarpımını alıp devriğini bulup bunun sırası değişmiş devriklerinin çarpımına eşit olmasını kullanarak siz kendiniz de yapabilirsiniz.